Hiçbir şekilde herhangi bir insanın bir insanoğluna bilerek böyle bir şey verebileceğini düşünmüyorum kesinlikle. Tabii ki hiçbir zaman vicdani olarak bırakmamak gerekiyor. Tabii ki yasalarla bazı şeylerin kontrol altında olması gerekiyor. Biz üstümüze düşen kısmı, bizim araştırdığımız zaman ne yapabileceğimiz noktasında eğitim. Yani biz önce antrenörlerimizin eğitilmesi. Antrenörlerin eğitiminden sonra da dolayısıyla sporcularına doğru yönde bilgilerin aktarılmasını sağlamak için eğitimi başlattık. Antrenörlerimiz şu anda bölgesel olarak yapılan yasaklı maddeler konusundaki eğitimlere katılıyorlar. İşte 23'ünde yanılmıyorsam 23 Kasım'da da Lefkoşa bölgesi yapılacak. Mausa'da gerçekleştirdik bir tane. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Biraz önce sizinle konuştuğumuz gibi hedef kitle, belirli yaş grubundaki insanlara da bunun anlatılması gerekiyor. Ama çok hassas bir konu olduğu için üzerinde çalışılması gerekiyor ki büyük ihtimalle sizlerin de dahil olacağı bir proje olacak. Biz kendimiz açısından elimizi taşın altına koymayı her zaman için hazırız. Yani bu noktada yapılması gereken ne varsa da yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ha diyeceksiniz bana ki işte yarışmalar düzenleniyor. Bu sporcu oraya çıkıyor, örnek oluyor. Gelin bizim yarışmamıza. Podyumdan çok daha fazla izleyicilerin arasında sporcularımız var. İnanılmaz vücutlar, inanılmaz fizikler. O podyuma çıkmayan ama sporcular seyircilerin arasında oturan birçok sporcu var. Sen nasıl kontrol edeyim onu? Ve pekala şöyle bir şey düşünelim. Bunu da düşündük, düşünmedik değil. İşte gideceğiz X spor salonuna. Nasıl test alacağım? Alamazsınız. O yani federasyonun orada yapabileceği şey tamamen hani eğitim imkanı olarak imkanım yok. Yani aldım ne? Aldığımızı farz et. Verdiler, aldık. Nasıl cezalandıracağım? Yani bu adam müsabık değil. Hiçbir şey yapamazsınız. Müsabık değil, lisanslı sporcu değil. Müsabık değil bu. Hayır, zaten örnek de alamazsınız. Yani alamam. Aldığımı farz et. Yani uç yani, bir örnek veriyorum. Örnek aldığımı farz et. DNA örneği almak için ağzına bir şey sokmak için bile insanlardan savcılık izni gerekiyor. Aynen. Dolayısıyla hani bu şekilde bir şey mümkün değil. Burada tabii antrenörlere çok ciddi çok büyük görev düşüyor. Bununla mücadele eden antrenör yapısını yetiştirmek sağlamak aynen lazım. Öyle. Bizim sizin organize edip bizim ders verdiğimiz kurslarda ben dersin yarısını neredeyse ne gibi sorunlar, sağlık sorunları yaşayabileceklerini anlatıyorum. Ve antrenör olarak buna ön ayak olan insanların da hem vicdani hem hukuki ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğini anlatmakla geçiriyorum. Ama tabii burada siz hocalarınızdan bahsettiniz. Ben de kendi hocamdan bahsedeyim. Bizim Ankara'da Mehmet Akif Kama benim ilk hocam. Kulakları çınlasın. O da mesela salona gelen sporcunun ya da yeni başlayan kimselerin ya da devam edenlerin, dışarıdan gelenlerin herhangi bir şekilde yasaklı bir madde kullandığını öğrendiği anda direkt ilişiğini keser. Asla içeri almazdı. Çok akıllıca. Ve yani bu 91 senesinden beri, 22 senedir keşke herkes böyle hiç olsa. Kimseyi içeri aldığını keşke görmedim. Olanı olsa. Da dışarı attığını biliyorum. Ve yani bu tarz antrenörler yetiştirdiğimiz zaman ancak bunun bir yere gideceğini düşünüyoruz. Yani şimdi 17 yaşında bir çocuk geldiği zaman yanındaki kendisi 6 ay antrenman yaparken alacağı yol bellidir. Biliyorsunuz hocam yani bu yavaş yavaş gelişen bir şey. Üstüne koya koya gider. Ama 6 ay birlikte antrenman yaptığı arkadaşı sanki 5 senedir antrenman yapıyormuş gibi sonuç alırsa o çocuk ona soruyor tabii ya sen ne yapıyorsun diye. Ya al şunu da kullan bak sende de olacak. Yani evet oluyor ama dediğiniz gibi dışarıdan kaporta sağlam ama içeriden o kadar çok zarar veriyor hocam, ki inanılır gibi değil. Yani bunları anlatıyoruz ama. Kaç senedir ben bu sporun içindeyim 85-86'dan beri. Çok ince bir çizgi hocam. Yani eminim siz de bu sporu yapıyorsunuz, Deniz hocam da yapıyor. Yani şöyle derler ya sırat köprüsü çok ince bir çizgi. Evet. Dolayısıyla biz çocuklarımızı doğru tarafa çekmemiz gerekiyor bu çizginin üzerinden. Yani öyle bir şey ki yapıyorsunuz bu sporu. Yapıyorsunuz ama bir noktada işte beslenmenize dikkat etmiyorsunuz, kilo alıyorsunuz.